Tabii ki biz indiği sırada bir veterenimiz daha var. O da kumaş üzerine de, kumaş satan üzerine veterenle beraber izleyen onun sonra devam eder. Kendi elbisesini, nevresimini, perdesini dikerek ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen Tuzkurmatul hanımlar alışveriş yapmak için Kayseri Çarşısı'nın yakında bulunan Aksu Pazarı'na gitmektedirler. Bu pazarda uygun fiyatlara rengarenk ve her türlü kumaşlar ün kazanmış bezirgenler tarafından satılmaktadır. Aksu Pazarı'nın bu isimle adlandırılmasının nedeni ise söylenenlere göre geçen yüzyılın 40 ve 50'li yıllarında bu pazarın altından Aksu Nehri'nin geçmesidir. Günaydın programı ekibi olarak bu pazar hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak için pazarın yerlileriyle bir araya geldik. Babadan kalmadı. İsterdi ama kayıt oluğuzuna. Onun için çok dükkanlar değişti, çok şeyler mesela şey oldu. Onun için hazır asbab da çıktı, bir kez mühnemize tesir etti. Derzilerin de bir kez kumaş al teklifi çok oldu. Onun için çoğu vazgeçti. Mes bizler kaldı, onun için bir kez hibremiz var bu işte. Onun için babamızın mühnesi olduğunu isterdi ama kayıt oluğuzuna. Onunla bizim tabakalarına bu sonra amma genç de geldi, ihtiyar da geldi. Ve getirdiğimiz kumaşlar ihtiyacı mesela bayram münasebeti olanda Hazreti Arap kez fevatih olsun, parlak marlak olsun. Muharrem münasebeti olanda her karameriye terkiz ederek, tavak renklere. Kışlığımızda ihtiyacı ayrı olur, yazlığımızda ihtiyacı ayrı olur. Her vakit yazlık terkiz ederek fevatihli olsun. Kışlıkta dakinle olsun, böyle kez necediyet karanlık renk olsun. Tam kaldı Hacı Cevdet'in kapsı yanındaydı. Kayseri'de Dezir Reşid idi, Dert Şakir idi, Kemal idi. Bunlar Azbin Adız idi. Bunlar hepsi buradaydı. Kanşarımız Molla Kember idi. Hac Salman Giller idi. Bu taraftaydı. Hepsi Mehmet Fazıl var idi. Mehmet Cuma var idi. Bunlar hepsi bu tarafımızdaydı. Cesim Efendi kazançılık ederdi bu tarafta. Sebebi buydu işte oradan dükkançılar başladı yıkmaya yeni yapmak özlerini. Burada dükkan taptı da bu müstakbelde yani bu yakınlarda biz özümüzü aldık özüm ülke yani. Ama çok da çok, çoktan hani Antakya ben diyebilirim 80 bir daha yani 80-70'lerde, nihayet 70'lerde buradaydık. Şimdi ki babamız işte uşağıydık gelirdi o pazara. Olan kumaşlar indi çok fark edildi. Eski neydi? Çit idi, Bellürüydü, Abulbeleş'e diyerdiler, Arabiyeziydi, Popliniydi, Küderiydi, Tetronuydu, bunlar edilmesi indi. Maşallah gelse indi, Kişmir gelibdi, Fikro gelibdi, Vizon gelibdi. Çok kumaşlar indi değişindi, onlara kimse onca rahmet etmir. İlla Allahümme bazı eskilerden kalıbdı onlar sorunla. Ben göz açtım, özden bunu Şilmaniydi. Çünkü Kayseri ayrı bir tertibiydi. Kayseri tak kimiydi. Bu yüzden ne dersem en gehirde yapılıp bunu Kalender Şabaz yapıp özüm vaktinde. Onun için bu şeydi, Şilmaniydi, kaya kiracıydı. O asbab giriş mahallede, Memki Perdemer'de
farşadı, ne diğer süsen malıdı, perde ederler, döşek yüzüdü. Allah ömür verse bir 40 yıl daha yaşasın. Hele he burada işlerim ben bu meslekimde daha terk edin diyor ki meslekim. Ben özüm uşaklarım benden sonra geldi. Benden sonra bu Muhammed'i koymuşum işte işleri benimle yardım edirim ben işte. Müstakbelde he özü çıkarır. Özünden sonra benden sonra öz işlerim ben düşünden sonra. Hem dostu işte işti. Meslekti yeri, sanatımızdı bu. Vazgeçebilmeriz bu sanattan biz.